Değerli simpozyumu katılımcıları ve Revizyon misafirleri, bağlı dostlar. Bugün yağmurlu havaya rağmen size dost ve güneşli olan Gökyoğuz yerinde ağırlıktan mutluluk duyuyorum. Gagavuz halkı tarihsel geniş bozkırlarında bulacakta yaşamış durum. Yaşaman zorluklardan rağmen bizim millet dili, geleneği ve kültürünü korumuştur. Gagavuz halkının bu zor yıllarda ve bu günlerde arkadaşları, politikacılar, diplomatlar Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Demirel, Kamdola Subhi, Sayın Büyükelçimiz Ekret Selim Kartal her zaman yanında vardır. Türkiye Cumhuriyeti 9. Başkanı rahmetli Süleyman Demirel 90. yıllarında Moldova'ya ve Gagavuzya'ya 4 kez resmi ziyaretten bulundu. Onun değerli destek ve yardımının sayesinde derin düşünülmüş politikasına onlar ortaya çıkmış bulacak etnopolitik sorununu ihtiyacı barışçıl çözümünü için Moldova Cumhuriyeti hükümetini ikna edebildi. Uzun diplomatik görüşmeler sonrasında 23 Aralık 1994 yılda Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Gagavuzya Gagavuz yeri özel hukuki statüsü kanunu kabul etmiştir. Bütün dünya Gagavuzya'yı duydu ve Gagavuz insanlar kendi dili ve kültürüyle dürüst, samimi insanlardır olduğunu kabul etti. Böylece birbirine eğitim ve kültür bağlarını güçlendirici Türk politikasının desteği ile Gagavuz özellik yaratılmasını aynı zamanda o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Kandula Subhi Gagavuz halkını hatırlattı. Böylece 18 Ocak'ta 1932 yılda tarihinde Ankara'ya gönderilen bir raporla ilk kez ilk sefer Gagavuz insanlardan Türk dili benzer konuşan Hristiyan inançlı Basarabya'da yaşamaklardan bahsetti. Kandula Subhi uzun yıllardır Türkiye üniversitelerinde Basarabya'da gençlere eğitim almak için yardımcı oldu ve Basarabya kasabalarda okulların açılması için teşvik etti. Bugünlerde de Gagavuz halkının büyük destek dikkat çeker ve şu an Türkiye diplomatların sayesinde Sayın Büyükelçimiz Mehmet Sevim Kartal ve TİKA Ajansı Koordinatörü Sayın Canan Kalpaslan ve Gökyoğuz yerinde birçok önemli sosyal ve kültürel projeler gerçekleştiriyor. Karşılıklı saygı ve tanıma, anlayış, ekonomik ve kültürel kalkınma ve milli geleneksel bir değerlerini korunması Moldova Cumhuriyeti'nde ve diğer ülkelerde Gagavuz halkı talip olmaktadır. Sizi bu günkü simpozyumdan kutlamak istiyorum. İyi çalışmalar. Bizim Sayın Yerin Abla Başkanımızdan da bir selamı var size, hepsinize. İyi çalışmalar. Yani çok verimli bir simpozyum olsun. Çok sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Birinci Başkan Yardımcısı, Sayın Türk Ocakları Başkan Yardımcısı, Sayın Koordinatörümüz, değerli profesörlerimiz, Türkiye'den gelen misafirlerimiz, değerli katılımcılar, Sayın Dimitri Baba tanıdığım, din adamımız, ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bu büyük insan Hamdullah Subhi Tanrı Över için çok geniş bir konuşma yapmak size onun hakkında bilgiler vermek bana düşmez. Ben sizler bu sempozyum boyunca zaten onun kişiliğini, düşüncelerini, yaptıklarını çok ayrıntılarıyla burada aktaracaksınız, anlatacaksınız. Ama şunu hemen söyleyeyim ki
Sayın Vadim Çaban'ın da belirttiği üzere Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir ki ve onun büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bükreş'e büyükelçi olarak atanması sayesindedir ki Türkiye olarak, biz Türkler olarak, Türkiye Türkleri olarak gagavuzları keşfedebildik. Kendisinin buradaki çalışmaları sayesinde biz gagavuzlarla, gagavuz kardeşlerimizle buluşabildik, bir araya gelebildik. Ve ben kendimi tabii burada şimdi Kişinev'de büyükelçi olarak olsam da o Bükreş büyükelçiliği yapmıştı. Fakat Gagavuzya'ya daha yakın bir büyükelçi olarak da kendimi onun manevi varisi sayıyorum ve bundan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Burada 4 yılı aşkın bir süredir Kişinev'de büyükelçi olarak görev yaptım ve bu görevim sırasında tabii ki çalışmalarımızın bizim TİKA'yla da birlikte sağ olsunlar büyük bir kısmını Gagavuz kardeşlerimizle ilgilenmek, onların dertleriyle hemdert olmak oluşturdu. Elimizden geldiğince Türkiye olarak daha önce de belirtildi. Zaten özerk bölgenin kuruluşundan itibaren o zamanki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in de büyük katkılarının olduğu bu özerk bölgenin kurulmasından itibaren zaten Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Gagavuz yerine katkılarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Onların sorunları bizim sorunumuz, onların sevinçleri bizim sevincimiz oluyor. Bu bakımdan sizlerin de Türk Ocakları olarak şimdi böyle bir sempozyum düzenlemenizi gerçekten bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunu selamlıyorum. Söyleyeceğim şudur, vermek istediğim mesaj şudur. Türkiye Türkleri olarak her kesimden bilim adamlarımızın, özellikle siz aydınlarımızın tabii Gagavuzya'ya ilgisinin mutlaka ve mutlaka sürmesi düşüncesindeyim. Artarak sürmesi, yoğun olarak sürmesi düşüncesindeyim. Tabii bu da yetmez. Biz Gagavuzların burada kendi kimliklerini, kendi kültürlerini koruyarak gelişmelerinden yana isek ve bunu istiyorsak, samimi bir şekilde istiyorsak, tabii iş adamlarımızın da buraya daha yoğun ilgi göstermeleri gerekmektedir. Bunun da sağlanması lazım. Sadece kültürel yoldan bu çalışmaların yapılması yeterli olmayacak. Onların dillerinin korunabilmesi için dillerini, kültürlerini, dediğim gibi benliklerini koruyabilmeleri için ekonomik kalkınmayı bugün sağlamaları şarttır. Kendi topraklarında özellikle gençlerin, yeni yetişen gençlerinin iş bulması şarttır o insanların. Bu bakımdan sizlerin hem bu kültürel bilimsel çalışmalar yoluyla ama ulaşabildiğiniz dediğim ekonomi ve iş çevreleriyle de bir arada bu Gagavuz yerine dediğim gibi ilgimizin çok artarak sürmesi en büyük dileğimdir. Bunu sağlamanız gerçekten hem buradaki insanların refahı, huzuru, gelişmesi bakımından önemli olacaktır. Hem de Türkiye'ye çok şeyler kazandıracaktır. Ülkemize çok şeyler kazandıracaktır. Buna inanıyorum. Bilimsel çalışmalar bakımından da burada vurgulamak istediğim bir husus var.
Buranın devlet üniversitesinde bir Türkoloji kürsüsü kurulması. Sizler de bu sempozyum bitip Türkiye'ye döndükten sonra eğer bu konuya ağırlık verirseniz çok yararlı olacaktır. Birkaç değerli profesörümüz de özellikle Hacettepe Üniversitesi'nden gelen hocalarımızla da tanışma fırsatım oldu. Başlamazdan önce Hacettepe'nin bu konuyla ilgilenmiş olduğunu biliyorum bir ölçüde. Bunu sürdürmesi dileğim ve oradan birkaç öğretim görevlisi buraya göndermeniz mümkün olabilirse burada imkanlar hazır. Bunu üstlenebilirseniz bu görevi ve burada bir Türkoloji kürsüsü açılabilirse gerçekten çok büyük katkısı olur. Çünkü şu anda Gagavuzcayı öğretecek, kendi dillerini öğretecek Gagavuzlara öğretmen sıkıntısı çekiliyor. Bu öğretmenlerin en başta yetiştirilmesi lazım. Anaokullarında görev alacak, ilkokullarda görev alacak, Gagavuzcayı öğretecek öğretmenlerin yetişmesi lazım. İşte üniversitede böyle bir kürsü vasıtasıyla da bunun sağlanması çok yararlı olur. Ben bu düşüncelerle ve gerçekten samimi olarak böyle bir sempozyum düzenlenmesine önayak olduğunuz için, bunu gerçekleştirdiğiniz için Türk Ocakları'na da çok çok teşekkür ederek sizleri tekrar selamlıyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Büyükelçilik, Sayın Türk Ocakları Başkan Yardımcısı, çok değerli katılımcılar, misafirler, hepinize TİKA adına hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bugün burada bulunmaktan gerçekten çok büyük bir gurur duyuyorum. Gerçekten bu çok önemli bir belki adım, çok önemli bir etkinlik. Pek çok çalışma bugüne kadar gerçekleştirildi. Gagavuz tarihiyle ilgili, Gagavuz diliyle ilgili. Ve özellikle son zamanlarda görüyorum ki Gagavuzya'da da bu alandaki çalışmalar bir yoğunluk kazanıyor. Bilim ve Araştırma Merkezi'nin 2014 yılında faaliyete geçmesiyle özellikle Gagavuz tarihinin, Gagavuz kültürünün kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışmaların çok değerli çalışmalar yürüttüklerini görüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Anayasanın Gagavuz diline çevrilmesi çok önemli bir gelişme. Okullarda Gagavuz dilinde eğitimin, Gagavuz dili eğitiminin zorunlu hale getirilmesi yine geçtiğimiz günlerde çok önemli gelişmeler. Tabii ki bütün bu girişimlerin mutlaka Türkiye tarafından da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle akademik alanda. Gagavuzya çok kısıtlı insan kaynaklarına sahip, kısıtlı nüfusa sahip. Ve çok genç bir özel bölge. O yüzden özellikle akademik alanda bunların kayda geçirilmesi, kayıt altına alınması, araştırılması, incelenmesi için sizlerin de çok önemli destekler sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Bugün buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ve Türk Ocakları Genel Merkezi'ne böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde önayak oldukları için, liderlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yurtdışı Türkler Başkanlığı'na, Türk Tarih Kurumu'na ve TİKA'ya da böyle bir etkinlikte rol alma fırsatı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok başarılı, çok verimli bir etkinlik olacağına inanıyorum. Ve ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde yeni bilimsel araştırma imkanlarının, işbirliği imkanlarının geliştirilmesine de vesile olur bu etkinlik. Çok teşekkür ederim. Değerli Gagavuz Cumhurbaşkanı Stefan Topal Beyefendi, Büyükelçimiz Mehmet Selim Kartal Beyefendi, benim Başkan Yardımcısı Halim Çoban Beyefendi'ye, TİKA temsilcimiz Canan Alparslan Hanım'a, din adamlarımıza, değerli bilim adamlarımıza, konuklarımıza ve basın mensuplarına, hepinizi kendim, Türk Ocakları Genel Merkez Genel Başkanı Mehmet Öz ve Türk Millet adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.
uzun yıllar önce ocağımıza başkanlık yapan rahmetli Hamdullah Supi Tanrı Över, ocağa verdiği hizmetlerin yanı sıra bir görev daha üstlenmişti kendisine. Uzak görüşlü, münevver insanların yaptığını yapmış ve dostluk köprüsünden daha önemli bir görev yerine getirmişti. Geleceğimizi tesis edecek olan gençlerin eğitimi, sıradan değil, geleceğe yönelik planları olan, büyük hayallere sahip, onu geliştirecek olan, yerine getirecek enerjiye, piyasete sahip olan gençler, ülkeler arası ilişkileri düzenleyecek ve geliştirecek olan gençler, dünyaya iyi örnek olacak olan gençler, başka topraklar üzerinde hegemonya değil, insani boyutta birlikler kuracak olan gençler. 80 yıllık ömrünü İstanbul Beyefendisi, Türk Ocakları'nın başkanı, milletvekilliği, öğretmenlik, edebiyat adamlığı, iki kez Milli Eğitim Bakanlığı ile geçen bir devlet adamıydı Hamdullah Sultan Röver. Milli Hatip, Cumhuriyet Hatip olarak adlandırılması, yaptığı hitabetlerin ne kadar güçlü, etkili ve dolu olduğunun bir göstergesiydi. Düşünüyordu, konuşuyordu ve yapıyordu. Daha Doğu ve Güne Bakan isimli hitabelerine topladığı kitapları, Anadolu Milli Mücadelesi adlı kitapları onun uzak görüş ve gelecek tasavvuru konusundaki düşüncelerini bize ispat ediyor ve gösteriyordu. Bu ilgi ve önemli görevleri yapabilmesi için uygun olan kültür ortamını hem ailesinden aldı kendisi geliştirdi. Marif Nazırı bir dedenin torunu, Marif Mali Nazırı bir babanın oğlu olmanın getirdiği uygun ortamları çok iyi değerlendiren Hamdullah Sultan Röver bunu kendi eğitimiyle destekleyerek geliştirdi. Görev yaptığı işler de zaten bunun göstergesi. Milletvekilliği, Büyükelçilik, Bakanlık, Türk Ocakları'nın çok uzun yıllar başkanlığı gibi. 31-44 yılları arasında 13 yıl Bükreş'te yaptığı Büyükelçilik, onun şu an nereden, neden burada bulunduğunun ve bizim de bulunduğumuzun bir açıklamasını oluşturuyor. 10 Haziran 66 yılındaki vefatın üstünden tam 50 yıl geçti. Birkaç gün sonra 10 Haziran'da onun vefatını Ankara'da tekrar hatırlayacağız. Özellikle yakın dostluk ilişkileri gönül bağı oluşturduğu bu topraklarda onu anmak bizim için bir vazifeydi. Ve bu vazifeyi yerine getirmek konusunda da Gagoz kardeşlerimizle beraber işbirliği içinde olmak da bizi son derece mutlu etti. Hamdullah Supi Bey, genel başkanlığı yürüttüğü Türk Ocakları'nın kapatılmasından sonra kendisini asla yeise kaptırmadı. Atatürk'ün teklif ettiği 3 büyükelçilik görevinden Kahire, Belgrad ve Bükreş'ten Bükreş'i özellikle seçti. Buraya geldi ve burada Gagavuz kardeşlerimize hizmet etmek gibi bir misyonu kendisine vazife edindi. Sadece Gagavuz kardeşlerimizi desteklemek değil, gençlerin tam bir kültürel serbestliği içinde yetiştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı feyizle de burada yine Gagavuz kardeşlerimizin hizmetine bunu sunması onun vazifesiydi ve bunun için de elinden gelen her şeyi yaptı. Biz dostluk çemberinin devamı olan bir anlayışla buraya geldik. Doğru olan değerlerin doğru algılanması, bu arada içinde bulunduğumuz toplulukların, milletlerin ihtiyaçlarının layıkıyla yerine getirilmesinin de gerekli olduğunu biliyoruz. Tarihin en az 1000 yılına imzasını kalın çizgilerle atmış olan Türk milletinin daim olarak insani, akılcı, hürriyetlere saygılı, baskıcı olmayan, sömürmeyen politikaları izlediğini bütün dünya biliyor. Dünyanın en zorlu coğrafyasının Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz coğrafyası oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir bölgede oturmak zor iş, böyle bir bölgede doğru politikalar ve dostluklar geliştirmek de zor bir iş. Moldova ve Gagavuz yöneticiler ve komşularımızın bizim dostumuz, ilişkilerimizin daim olduğu komşumuz olması bizim için son derece önemli. Biz bunun için buradayız. Bunun için çok çalışmak gerektiğini de biliyoruz. Yeni projelerle hem Moldova hem özellikle Gagavuzya ve Balkan devletlerinin Karadeniz'in kuzeyindeki komşularımızına dair olduğu topraklarda çok daha yakın ilişkiler içinde olmak gerektiğini idraki ve sorumluluğu içindeyiz. Gagavuz kardeşlerimizin dertleri bizim dertlerimiz. Sıkıntıların çözümünde onlara destek olmak bizim vazifemiz olmaya daim olarak devam edecek. Bu toplantı için verdikleri güzel destek ve davetleri, kapıda bize yaptıkları güzel ve güler yüzlü karşılamaları için devletimiz, ocağımız adına herkese teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun amacına hizmet edeceğini biliyorum, inanıyorum ve bu sonra da hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Saygılı Başkan Yardımcısı Vadim Çıban, Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin Kişinova'da, Moldova'da Büyükelçi, saygılı Koordinatörün Başkanı, saygılı dostlar, ben sanıyorum üzere komünatta böyle renkli adamlar nice bir iki gün burada bulunuyor. Bu simpozyumda
Çok seviniyorum bu işin. Hepsinize diyelim hoş geldiniz. Ne istiyorum söylemeye? Her bir vakitler, her yerde bulunuyor öyle adamlar, öyle insanlar. Aynı duyuyorlar kendi kanlı dostları, arkadaşları. Öyle bir insan Türkiye Cumhuriyeti'nden bulunur. Büyükelçisi Rumunya'da hani tanımış burada Gagavuz köylerinde kendine teklif etme onları Türkiye 100 kişi ne kadar orada varmış yönetme orada Türkiye'de. Ben buluyorum size bu adam duydu kendi kanını Gagavuzların içinde. O utanmadı. O korkmadı o zaman o vakitler. Alma buradan Türkiye'ye getirme, o genç insanları, genç çocukları güvenme. Hem de öyle iş, 90'cı yıllarda bu yörüne istedi gösterme Süleyman Demirel. 93. yılda Galavuzya'dan buradan gittiler. Türkiye'ye verilme 137 kişi. Orada bunlarımızda yok. Bize demek ki kötü kimseye. Zira ben öyle bunlarım Türkiye'de, Türk Cumhuriyeti'nde o vakit, o yılın Eğitim Bakanı değildi hazır. Kabul etme bu kadar kişi Türkiye. Ve onlar çoğu bitirmediler üniversiteleri. Ama biraz bitirdiler de ben biliyorum hani büyük gün de onlar nerede bulunuyorlar? Rusya'da mı, başka yerde mi, Türkiye'de mi? Onlar öğrenmiş, onlar çok becek insanlar. İsterim söylemeye töre de nice Türk o vakitin, o vakitte bu Türk arkadaş hani toplamış burada Gagavuzları. Töre de 90'cı yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel utanmadı, korkmadı. Kimseyle de o 94. yılda söyledi öyle. Zermoldova'nın güney tarafında yaşayır Gagavuzlar. Küçük bir halk ama halk. Olmaydı. Ben halis doğru söylüyorum. Zira bizim avtonomiyamız Gagavuzya, bu bitti 25 yıl. Nice söyleyeyim, ben mi geçtim bu avtonomiyanın içinde, o avtonomiyam geçti benim can yerimden ama biliyorum hepsini. Eskilerim söylemezler, olmayıdı Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Bilmiyor biz toplantıydık bir gün burada. Niçin söylerim bu lafları? Evet, kimlerse güceniyorum. Hani 25 yıl bu tarihte değil. Uzun vakit. Gagavuz tarihinde, historiasında. Ama hep o kadar ben biliyorum bir ışık yaşamayı bu dünyada. Bu küçük yer, bu küçük autonomiya kendi oluydu. Dünya baksa ona önce lazım. Burada Moldova'da görüldüler onlarınca autonomiya. İşte Moldova'nın içinde autonomiya lazımdı çok birden kalkınsın. 25 yıl bu büyük vakit. Ama birinci günde autonomiyamız bulunuyor. Bir öyle uğurda nice isteriz biz onu görmeye. Niçin söylüyorum bu lafları ki size bu dünyada Türk devletler, Türk halklar büyük kuvvet. Büyük kuvvet ekonomik tarafında da politika tarafında da. Ama kimseden ben işitmedim. Türk Cumhuriyeti'nden gayrı. Bir Türk devleti, bir Türk halkı söylesin diye durunuz mu? Biz hepsini söyleriz lazım olsun demokratiye herhalde. Genosid olmasın. Burada Moldova'nın içinde. Moldova'nın içinde genosid oluyor bütün halka. Gagavuzlara. Onun için çok sevinirim, tarzı söylerim hani büyük gün biz toplandık burada böyle yerde. İleriye doğru hesaplama, nice işi götürme, nice bizim işimizi, Türk dünyaya işlerim.
Ben sanıyorum ki bundan çok fayda olacak Gavuzlar Gavuzi'ye. Çok teşekkür ediyorum size ait toplanmış. Ve bizim simpozyumu çıkaracağız başa. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Büyükelçim, Sayın Başkan Yardımcım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Etika Temsilcisi, Muhterem Hanımefendi, hepinizi önce saygıyla selamlıyorum. Konuşmam, benim bir süreçte konuşmam yoktu ama bir teşekkür konuşması yapmam icap etti. Onu için kürsüye çıkmış bulunuyorum. Güllü Hanım bu teklifle biraz önce hikayesini anlattı. Hamdullah Sufi'nin ölümünün 50. yıl dönümünün Gagavuzya'da kutlanmasının çok anlamlı olacağı teklifini gelince bu işin hiç kuşkusuz ki Türkiye'de üzerine düşen ekip biz olmalıydık. Çünkü Türk Ocakları'nın en uzun genel başkanlığını yapan kişi Hamdullah Sufi Tanrı Över'di. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin İnşasında en büyük rolü oynayanlardan birisiydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Ve ölümünün 50. yılında da mutlaka anılması gerekiyordu. Ama biraz önce yine Güllü Hanım'ın ifadesinde bir şeye işaret etmişti. Çok bilinmeyen bir kişi olarak söylemişti. İçimizde bugün bu sempozyumla tebliğ olacak olan Halim Hocam Hamdullah Sufi Tanrıöver üzerine doktora tezi yaptığı zaman o ön sözünde de buna işaret ediyor. Türkiye'de çok bilinen birisi isim olmasına rağmen hakkında çok az araştırmaların yapıldığı ve bilindiği bir kişiydi. Biz bu sempozyumla Hamdullah Sufi'yi enine boyuna her yönüyle ve Gagavuz kardeşlerimizle olan münasebetlerini ve Gagavuz tarihini ve kültürünü birlikte incelemek üzere bu sempozyumu tertip etmiştik. Devletimize de çok teşekkür ediyoruz. Başta yurtdışı Türkler topluluğuna bu projeyi sunduğumuzda memnuniyetle kabul ettiler. Ve dediler ki bu işi Gagavuz'da yapacaksanız bunu orada bu işe en layık kurumlardan birisi bilim merkezidir, bilim araştırma merkezidir. Onların da teklifiyle biz bu merkeze yazdığımızda hemen olumlu cevap aldık. Sağ olsunlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu sempozyumun ve bu toplantıların düzenlenmesinde emeği geçen başta Yurtdışı Türkler Topluluğu olmak üzere Türk Tarih Kurumu ve TİKA'ya hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü onların büyük desteğiyle biz bu çalışmaları yaptık. Ve katılımlarınızdan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu daveti kabul eden akademisyenlerin hiç kuşkusuz ki büyük bir özveriyle bunu yaptıklarını görüyorum. Ve onlara da ayrı ayrı herkese teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Sayın Büyükelçi Dürken, Sayın Gattal, Sayın Cumhurbaşkanı, ex-bizim Topal, Sayın Vali Petrovic, Dikon Koordinatörü, bizim hemsayın baldoslar hepsi kim bize katıldı bu büyük güne. Hepsini isterim kutlamak böyle büyük bir günle. Bizim yazıcımızı Psikolojiz Belediye Başkanı'nın sahasında ilk hafta fotoğrafını Zeçök Sölü'nde bu büyük adam için ben kendim kusura bakmasın bir verdim bu adamın ismini. Bu büyük hani çok iş yapmış bizim Gagavuzlar için hani getirmiş Türkiye bizim dilimizi anlamam ama onun için biz bunlar hepsi için Kocis yerine bizim belediye başkanımız da Kocis'in büyük bir fotoğrafını hem de tarih parçasını ne zaman doğdu neler yaptı bizim Gagavuz halkı için hem de büyük bir mesleğim dişliyim Türkiye'nin kardeşlerini çok yardım oldu bizim kasabamıza. Çok yardım oldu Komara'da su geçirildi Devreli Vakıfı'nda. Ardından her zaman çok projeler oldu bizde. Kustanya, ihtiyar insanlar için Devreli Vakıfı'ndır. Hem de ileride orada çok projeler de genişlenir. Biz de bizim taraftan, Biridi'den gene tutarsak bizim kardeşlerle buluşursak. Bizde var çok kardeş kasabalar Türkiye'de. O Geçirir'in Ankara'nın yanında var. Şimdi Maltepe'ye biz geldik İstanbul'un yanında. Taş Köprüsü'nde. En büyükler biz isteriz yapalım. Hani olmasın bu sadece laf. Biz bizim çocukları, oyuncuları getiriyoruz Türkiye. Şimdi çocuk bayramında biz katıldık Türkiye'nin bayramında. Orada getirdik yakın 20 çocuk.
bu Kadınca tarafından oyuncular bizim gagavuz kültürümüzü biz gösterdik birkaç belediyede, birkaç kasabada Türkiye'de. Onun yönünden Türkiye'den de geldiler bize kasabamıza. Bu Bıldır 11. ayından Taş Köprüsü'nden geldi geniş bir delegasyon. Çocuklar, uşaklar, hepsi yaşadılar bizim ailelerde, beraber bizim çocuklar var. Sabahleyin Sarbaşar'da, Vedbir'den de askerler. Sınırman ileride orada biz hep bu işleri, biz lazım her zaman unutmama, o yardım aynı oldu bize, gagavuzlara. Bize unutuyorum, bizim halkımız sınır düşük. Onun için lazım biz her zaman unutma, bu iyi işlerin oldu bizden, Türkiye'nin tarafından zor vakitlerden. İleride orada sınırman bizim dilimizi hem de bir sene tutma lazım biraz ekonomik tarafından da biraz bakalım. Biraz söyleyelim nasıl yaptı Türkiye. Bu kanun vergilerini biraz değiştirelim. Bir çünkü biz de hep sorarlı. Ne zaman geçecek bize bir iş adamlar. Ama Murat Paşa'nın belediye başkanı o sürede sizin iş adamları seçen dönecek yer. O zaman geçecek başka devletlerden de size iş adamlar. Onun için bizde var bu iş, bu tarafta var çok iş. Biz Sayın Vadim Petrovic'in var çok kanunları değiştirmeye Gagavuzya'da. Gagavuzya model sadece dil. Hem de biz sıçan konuşuyoruz kültür için. Ben şimdi konuşuyorum nasıl belediye başkanı. Kültür bu hem dil, türkü çalmak hepsi ama olsun farklı bizim kasabamızda. Bu hep bizim bir parça kültürümüz. Onun için çok teşekkür ederim. Hani kattınız beni bu güzel simpozyuma. Hepsine söylüyorum teşekkür. Ya da Hamdullah Sultan Röver'in Patre Binası açacaklar. Çok sevindik ama biz bir tane teklifte bulunmayı istiyoruz. Büsku'nu, Hamdullah Sultan Röver'in Büsku için bir yer ayırmanızı isteriz. Türkiye tarafı yardım edecek bu Büsku yaptırma. Da bu adamı tanısınlar ve Roz Aliyası'nda belki bilmiyorum tabi başka düşünün nerede var nasıl yer ayırma. Hamdullah Sultan Röver'in Büsku namusun Komrat'ta. Olacak biz de. Bir konucu istiyor bu arada.